Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 8 Aralık 2023 Cuma. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ile Yunanistan yeni dönemin kapılarını sonuna kadar araladı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günlük Atina ziyaretinde son derece olumlu mesajlar verildi. Aramızda çözülemeyecek sorun yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım çağrısında bulundu. Yunan tarafından da pozitif mesajlar verildi. İşte ziyaretten notları birazdan aktaracağız. Yunanistan'daki yankılarını da Gümülcine'den Necat Ahmet'ten alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina ziyareti dönüşü yolda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ziyareti değerlendirdi. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hangi açıklamaları yaptı? Özellikle dış gündeme ilişkin onu da muhabir arkadaşımız Özlem Öztürk aktaracak. Erdoğan'ın açıklamalarını sevgili seyirciler, TRT World Forum bugün İstanbul'da başlıyor. İsrail'in Gazze saldırısı, yaşanan insani kriz forumda ele alınacak başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak açılış konuşmasını Sezen Ceceli Köse İstanbul'dan aktaracak ayrıntıları. İsrail abluk altındaki Gazze'yi gece boyu vurmaya devam etti. Sevgili seyirciler, başta Han Yunus ve Refah şehirleri olmak üzere birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli katledildi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı. Son durumu Kudüs'ten Doğancan Aksoy'dan alacağız. Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinden kalıcı barış için son derece önemli bir adım geldi. Bakü ve Erivan ortak açıklama yaptılar. Barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler. İyi niyet göstergesi olarak da esir takası konusunda anlaşıldı. İşte ayrıntıları bize Bakü muhabirimiz Fatih Avanos aktaracak birazdan. Özbekistan'da anayasa kabulünün 31. yılı kutlanıyor. Kazakistan'ın 6 bölgesi ve 2 şehrinde fırtına uyarısı yapıldı. Türk dünyasından son gelişmeleri de canlı bağlantılarla aktaracağız. Başlıyoruz. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnü niyetle hareket edelim. Büyük resme odaklanalım. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Türkiye'den Yunanistan'a 6 yıl sonra en üst düzeyde ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşı ve başbakanıyla Atina'da ayrı ayrı bir araya geldi. Erdoğan Ege'yi barış denizi haline getirmek istediklerini vurguladı. İki ülke arasında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Yunanistan'la atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dünya basınında da geniş yankı buldu. Yunan basını görüşmelerin gelecekte yaşanacak olumlu ilişkilere temel teşkil edebileceğini yazdı. İngiliz haber ajansı Reuters de Atina ve Ankara'nın yeni bir sayfa açtığını belirtti. İsrail abluk altındaki Gazze'yi gece boyunca vurmaya devam etti. Başta Han Yunus ve Refah şehirleri olmak üzere birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli katledildi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubun ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yeni bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor. İsrail'in katliamlarına karşı dünya sessiz kalmıyor. Çok sayıda ülkede protesto gösterileriyle İsrail zulmü kınanıyor, Filistin'e destek veriliyor. Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinden kalıcı barış için önemli bir adım geldi. İki ülke ortak açıklamayla barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hemfikir olduklarını duyurarak barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit etti. İyi niyet göstergesi olarak esir takası konusunda da anlaşıldı. Çin ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 4 yılın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşti. Ancak zirve ticari anlaşmazlıklar ve jeopolitik sorunların gölgesindeydi. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla sık sık gündeme gelen Danimarka'da kutsal kitaplara yönelik saldırıları yasaklayan kanun tasarısı kabul edildi. Parlamentoda yapılan oylamada 77 milletvekili hayır oyu kullanırken 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi. Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün performans testleri devam ediyor. Bayraktar TB3 SİHA'nın 11. uçuşunda sistem performansı test edildi. Baykar 6 saat süren testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. AK
Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmalar takvime göre ilerliyor. Santralin birinci ünitesinde reaktör kurulumu testi tamamlandı. Reaktör iç parçaları ekipmanın güvenli işletilmesine uygunluğunun kontrolü için tasarım konumuna yerleştirildi. Merkez Bankası rezervleri rekor kırmaya devam ediyor. Brüt rezervler geçen hafta 140 milyar 149 milyon dolara yükseldi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu geliştirdi. Hasretin vuslata erdiği, özlemlerin son bulduğu tören, Şeb-i Aruz'un göz bebeği Sema ayini asırlardır kıtaları aşıyor, kalplere tesir ediyor. Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü etkinliklerinin ilk seması Konya'da icra edildi. Gelişmeler böyle. Detaylarına bakacağız birlikte. Günün haberi Bakü-Erivan hattından geldi. Azerbaycan ve Ermenistan kalıcı barış yönünde Kafkaslar'da son derece önemli tarihi bir adım attı. Hemen Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos muhabir arkadaşımız karşımızda. Haber dün geldi. Yankıları bugün de devam ediyor. Senden alalım detayları Fatih Avanos. Beklenmedik bir gelişmeydi. Azerbaycan ve Ermenistan yönetimleri ortak bir açıklamayla aslında bir ortak irade, barışa giden yolda bir adım olarak bunu birlikte gerçekleştirmeleri gerçekten anlamlıydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapıldı açıklama. Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Azerbaycan ve Ermenistan bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir denildi açıklamada ve her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit eder dedi. Gerçekten barışa giden yolda bu kararlılık önemliydi Bakü ve Erivan arasında. Ve açıklamanın ardından iyi niyet göstergesi olarak da Azerbaycan elinde bulundurduğu 32 Ermeni esiri, Ermenistan'da elinde bulundurduğu 2 Azerbaycanlı esiri karşılıklı serbest bırakma konusunda da anlaştıklarını duyurdular. Ermenistan aynı zamanda bir iyi niyet göstergesi olarak da Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği için yapmış olduğu başvuruyu dikkate alarak kendi başvurusunu geri çekti ve Azerbaycan'ı destekleme kararı aldı. Azerbaycan da iyi niyet göstergesi olarak Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu bürosuna üyeliğini, adaylığını destekleyeceğini ifade etti. Önemliydi bu gelişmeler. Diğer taraftan da yine dediğimiz gibi açıklamanın final kısmında Azerbaycan ve Ermenistan yakın gelecekte daha fazla güven arttırıcı faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin görüşmeleri sürdürecek, uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır denildi. İki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır bu görüşmeler denildi. Önemliydi dediğimiz gibi. Ne önemliydi? Bakü ve Erivan hiçbir aracı olmadan, ara bulucu olmadan ortak bir iradeyi bir ilk defa ortaya koydu. İkinci kez de ikinci önemli hususta bir uluslararası mekanizmada gerek Birleşmiş Milletler iklim çerçevesi kapsamında gerek de Doğu Avrupa Bürosu üyeliği kapsamında uluslararası bir ortamda ilk kez Bakü Erivan'ı, Erivan da Bakü'yü destekleyecek. Bu da önemliydi. Esir takası bundan önce de yapılmıştı ama yine iyi niyet göstergesi olarak bunun da bu çerçeveye dahil edilmesi önemliydi. Bakü ve Erivan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de aslında dün Ada Üniversitesi'nde haberimizde ifade etmiştik. Ara bulucuya ihtiyacımız yok demişti. Bunun da ilk adımını attı ama hem Washington'dan Aralık ayı içerisinde bir üçlü görüşme talebi var. Hem Moskova'dan. Bakü iki tarafa da olumlu karşılık verirken Erivan Moskova'ya red cevabı verdi. Orada üçlü görüşmeyi istemediğini ifade etti ama Washington tarafına sıcak baktı. Dediğimiz gibi barış yeşerirken hemen tabii ki Brüksel, Washington ve Moskova'dan talepler geldi. Bu barış anlaşması bizim masamızda olsun diye. Ama bu ortamda Bakü ve Erivan'ın ortak bir açıklamayla biz barışa tarafız,
bu noktada da beyanımızı, irademizi ortaya koyuyoruz demesi oldukça anlamlıydı Coşkun Özen. Son derece önemli bir gelişme. Günlerdir, aylardır konuştuğumuz ve beklediğimiz haber nihayet geldi. İki taraf nihai anlaşma için niyetlerini bir kez daha teyit ettiler. Fatih Avanos, senden aldık kıymetli bilgileri. Avrasya gündeminin son bölümünde bir kez daha geleceğiz Bakü'ye. Son derece önemli bir haber var. Fransa'nın eski sömürgelerinden Yeni Kaledonya'daki protesto gösterilerini haberleştirmek isteyen Azerbaycanlı meslektaşımızın başına gelenleri konuşacağız. Fatih Avanos'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik sevgili seyirciler. Tabii Türkiye son derece önemli bir coğrafyanın tam ortasında. İşte doğumuzda, hemen doğumuzda Azerbaycan, Ermenistan kalıcı barış yolunda adımları attılar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'daydı. Türkiye ile Yunanistan arasında yepyeni bir sayfanın ilk adımları atıldı. Ege Denizi barış denizi olsun dedi. Aramızda çözülmeyecek problem yok dedi liderler. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Tam güneyimizde de İsrail. İki aydır Gazze'yi yerle bir etti sevgili seyirciler. Saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail abluk altındaki Gazze'yi gece boyu da vurmaya devam etti. Başta Han Yunus ve Refah şehirleri olmak üzere birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli katledildi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 17 bini aştı. İsrail Gazze'de hedef gözetmeksizin vuruyor, mazlum sivilleri öldürüyor. Gece boyu birçok noktaya düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 17 bini aştı. Enkaz altında ise hala ulaşılamayan binlerce kişi bulunuyor. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki En Nuseirat kampını hedef aldı. Saldırı sonrası yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. İsrail Gazze'nin güneyini de vurmayı sürdürüyor. Han Yunus şehrinde birçok noktaya saldırı düzenlendi. Hamas, İsrail ordusunun saldırılarına karşılık veriyor. Hamas'tan yapılan açıklamada, son saldırılarda İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği duyuruldu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, savaşta İsrail'in en iyi askerlerinden bazılarını kaybettiğini söyledi. Lübnan sınırında da gerilim sürüyor. Hizbullah, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda en az 2 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 93 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. İsrail ordusunun Gazze'de sınırlı sayıda hizmet verebilen hastaneyi de abluka altına alması tepki çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Gazze'deki El Avde Hastanesi'nin abluka altına alınmasının son derece endişe verici olduğu belirtildi. Acil ateşkes çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda acil insani ateşkes içeren karar tasarısının oylanması talebinde bulundu. Karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivillerin korunması bağlamında uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrılarına yer verilecek. Karar tasarısına İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Grubu üyeleri destek veriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu oylama öncesi Washington'da bazı görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin karar tasarısını veto etmesinin engellenmesine çalışılacak. Evet, şimdi son durumu almak üzere Kudüs'e çevirelim kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy gelişmeleri yerinde takip ediyor. Bugün Cuma, Cuma namazı öncesinde yine tabii Mescid-i Aksa etrafında hareketlilik yaşandı. Dün akşam da fanatik Yahudi gruplar sokaklardaydı, Kudüs sokaklarındaydı. Mescid-i Aksa'ya bir yürüyüş gerçekleştirmek istediler. Son durum için sendeyiz Doğancan Aksoy, alalım ayrıntıları.
Coşkun Özel, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 9. Cuma. Bizler bir kez daha Kudüs'te Cuma namazında yaşananları takip ettik. TRT kameramanı Usame Tosun'da şu bilgiyi verelim. Bu Cuma polisler, İsrail polis ve askerinden çok sert bir müdahale gelmedi. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum ama geri kalan her şeyi geride bıraktığımız haftalar gibiydi. Pek çok nokta yine demir bariyerlerle çevrildi. Polis kontrol noktaları oluşturdu. Şimdi TRT kameramanı Usame Tosun'dan da rica edeceğim sizlere göstersin. Şu anda bakın yine cuma vakti bitmiş olmasına rağmen polisin büyük oranda dağıldığını size söyleyebiliriz ama halen polis ve askerin o bariyerlerde azalmış olsa da sayıları bekleyişi devam ediyor ama geride bıraktığımız haftalara kıyasla bu hafta bir müdahale olmadığını sizlere söyleyeyim. Özellikle geçen hafta yine polisin çok sert müdahalesi olmuştu. Gaz sıkmıştı, bakın ileride bir toma hazır bekliyor. O tomadan pis kokulu bir su sıkılıyordu. Çok ağır kokulu bir su sıkılıyordu. Ama bu hafta bunlara tanıklık etmedik. Bu bilgiyi sizlere vereyim. Öte yandan sizler de belirtmiştiniz. Dün fanatik Yahudilerden oluşan onlarca kişilik bir grup Mescid-i Aksa'ya doğru provokatif bir yürüyüş gerçekleştirmek istemişti. Aslında ilk başta bu açıklama yapıldıktan sonra polisin grubun Şam kapısından içeri Eskişehir'e girmesine müsaade ettiği açıklanmıştı. Grup da bu müsaade üzerine yürüyüşe başlamıştı. Ancak polis dün daha önce müsaade etmesine rağmen o grubu durdurdu. Şam kapısına yaklaştırmadı ve surların dışarısında Eskişehir önündeki El Halil kapısı önünde durdurdu. Yeni kapı önünde durdurdu o grubu. O gruba da polis dediğimiz gibi yürüyüşlere müsaade etmedi. Bir süre protesto gösterisi yapan grup dağıldı. Polisin onlara çok şiddeti düşük bir müdahalesi oldu. Zaman zaman polisin üstüne yürüyen fanatik Yahudiler oldu. Çok şiddeti düşük, tonu çok düşük bir müdahalesi oldu. Yani bir gaz ya da o pis kokulu suyun sıkılması durumu gerçekleşmedi. Yine polisin elinde otomatik silahlarında onlara doğrultmadığını söyleyelim. Ama geride bıraktığımız hafta Müslümanlara karşı çok yoğun bir saldırı vardı burada. Fakat bu hafta dediğimiz gibi tekrar söylüyorum. İşte şu anda cuma namazından çıkan insanları görüyorsunuz. Çoğu da yaşlı bu arada. Zira yine pek çok genç içeri alınmadı. Polis bu bariyerlerde kontrol noktaları oluşturduğu kısımlarda pek çok gencin cuma namazına girmesine müsaade etmedi. O yüzden çıkış yapanların çoğu da yaşlı insanlar. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Ama bu hafta yoğun gazlı bir müdahale olmadı. Hatta cuma namazının bitimine doğru bir grup aşağıda toplandı, tekbir getirildi. Ancak o gruba da yine bu hafta müdahalede bulunmadığını polisin sizlere söyleyelim. Tabii bu noktada yine İsrail'in bir tarafta Kudüs'te uyguladığı bu abluka, cuma namazında Müslümanları almama tavrı devam ederken öte yanda da ne yazık ki Gazze'de şiddetli saldırıları sürüyor. Bir hafta oldu artık. İsrail'in aranın son ermesi ardından geçtiğimiz cuma sabahında sona ermişti. Ve 8. günde de İsrail'in saldırıları şiddetini arttırarak devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Yine Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında son 2 günde 930 Filistinlinin öldürüldüğünü ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 17.177'ye yükseldiğini bildirdi. Ama şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Hala enkaz altında 8.000'e yakın insan var ve dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha yüksek olmasından da endişe ediliyor. Dolayısıyla işte son durum sahada bu şekilde, dediğimiz gibi bu cumada yine bariyerlerle çevrilmiş durumda. Eskişehir'in etrafı ve cuma namazında Mescid-i Aksa'ya gidişleri kontrollü bir şekilde izin verdi polis ve askerler. Ancak bu hafta en azından bizim bulunduğumuz noktada camiye gitmek isteyenlere karşı sert bir müdahalede bulunmadı polis ama o gruplara, özellikle de gençleri caminin yanına dahi, yani Mescid-i Aksa'nın yanına dahi yaklaştırmadıklarını da sizlere söyleyelim. Doğan Can Aksoy'dan Kudüs'ten aldık bilgileri, son durumu. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitti. Bakan Fidan Gazze konferansı için Türkiye saatiyle 19'a 20 arası bir briefing verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da İsrail'in Gazze'deki saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacak. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki olağanüstü ortak zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde söz konusu ortak diplomatik çabalar çerçevesinde temaslar yürütecek.
Sevgili seyirciler, Gazze şeridinin kuzeyinde ekmek ve su gibi temel günlük ihtiyaçlar karşılanamıyor. Temiz su bulunamaması salgın hastalık tehlikesini de arttırıyor. Su, un, gaz. Ne sağlıklı gıda, ne hijyen, ne de ısınacak ortam var. Gazzeliler en temel insani ihtiyaç ve tıbbi hizmetlerden yoksun. Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze şeridinin kuzeyindeki son durumu paylaştı. Hamdan, Gazze şeridinde açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çekti. Gazze Belediyesi de kuzeyde susuzluk sorununun büyüdüğünü vurguladı. Hamas yetkilisi Hamdan, günlük ihtiyaç 600 tırın üzerindeyken, Gazze şeridine giren günlük yardım miktarının 100 tırı geçmediğini ifade etti. Saldırılar, ambargo ve yakıtın tükenmesi sebebiyle 55 hastane ve sağlık tesisi hizmet dışı kaldı. Bölgede sadece 4 hastane hizmet verebiliyor. Gazze şeridinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Barınma merkezlerinde, okullarda ve hastanelerde yaşanan insanlık dramı her geçen gün daha da büyüyor. Sevgili seyirciler, İsrail Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da ikisi çocuk, 5 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ikisi çocuk, 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçleri Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskın uygulamalarını arttırdı. 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. TRT World'e konuştu Olmert, Netanyahu'nun İsrail için tarihi bir felaket olduğunu söyledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir için de cani, katil ve terörist dedi. Açıkça söyleyelim, Netanyahu İsrail için ulusal tarihi bir felakettir, gitmeli. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bu sözlerle eleştirdi. Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi. Eski İsrail Başbakanı TRT World'un sorularını cevapladı. Netanyahu'nun İsrail için bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Filistinlilerle değil, bizimle ilgisi olan birçok nedenden dolayı acilen kovulmalı, dışarı atılmalı. Ehud Olmert, Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan ve ırkçı söylemleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Olmert, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir için cani, katil ve terörist dedi. Ben Gvir is a terrible event. Ben Gvir korkunç bir olay. İsrail'de açıklıyorum. Türkiye'de değil. İsrail'de onların önünde en aşırı şekilde onlara düşman diyorum. Kasap olduklarını söylüyorum. Caniler, katiller, teröristler. Bunları kendi halkıma da söyledim. Kendi bakanlarımıza da söyledim. Olmert görevi bıraktığı 2009'dan bu yana İsrail'in barışla ilgili süreçten ayrıldığını belirtti. 2009'dan beri İsrail politikası kesinlikle olumsuzdur ifadesini kullandı. Evet, İsrail'in katliamlarına karşı dünyada sessiz kalmıyor. Sevgili seyirciler, çok sayıda ülkede protesto gösterileriyle İsrail zulmü kınanıyor, Filistin'e destek veriliyor. İngiltere ve İskoçya'da çok sayıda şehirde göstericiler Filistin'e destek için bir araya geldi. Filistin destekçileri F-35 savaş uçakları için parça üreten savunma sanayi firmalarının önünde toplandı, İsrail katliamlarını kınadı. İsveç'te ise Filistin'de öldürülen gazeteciler için gösteri düzenlendi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Hollanda'da tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı. Farklı kentlerdeki 13 tren istasyonunda gerçekleştirilen gösterilerde eylemciler İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi. Sevgili seyirciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları aralıksız sürüyor. Uluslararası kuruluşlar katliamları durdurmada yetersiz kalıyor. Çünkü Amerika ve Avrupa siyaseti İsrail lobisinin etkisi altında. Peki İsrail lobisi niye bu kadar güçlü ve motivasyonu nasıl sağlıyor? İşte bu sorulardan yola çıkarak İsrail lobisini mercek altına aldık. Önce insanları, sonra sırasıyla şirketleri, siyaseti ve devletleri etkilediler. Yahudi lobisi 200 yılı aşkın geçmişe sahip. Kuruluşunun ardından da İsrail'in lobisi oldu. Hafif ancak pahalı ürünlerin ticaretiyle ilgilendiler. Amaçları çocuklarını en iyi okullarda okutmaktı. Zaman içinde ekonomik açıdan büyüdüler. Yahudilerin bu metodu İsrail lobisinin güçlenmesine yol açtı. Somut halini aslında İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra aldı, 1948'den sonra. Ve bu süreç zarfında Amerika İsrail'le birlikte çoğunlukla hareket etti. Daha önce İngilizlerle hareket ediliyordu. Ve Amerikan Devleti'nin aygıtlarına, farklı bölümlerine nüfuz etti bu lobiler. Bu iyi eğitilmiş insanlar. Bir yandan da tabii ticaretin içerisinde oldukları için bu lobicilik faaliyeti bugünkü bildiğimiz noktaya evrildi. İsrail'in kurulmasıyla birlikte lobi faaliyeti de değişti. Sistematik bir noktaya evrildi. Zira Tel Aviv'in lobisi güçlendi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da Ivy League dediğimiz en iyi top seviyedeki Amerikan üniversitelerinde okur bütün Yahudi çocukları. Ve bunlar desteklenir belli fonlar sayesinde, aileler sayesinde. Ve bunlar toplumda, o Amerikan toplumunda ve hayatında çok üst seviyedeki yönetici eliti oluştururlar. İşte üniversitelerde bunlar etkindirler, siyasette etkindirler. Gerek Amerikan işte demokratları düşünün, gerek cumhuriyetçiler düşünün, hiç fark etmez. Her ikisinde de Yahudi lobisi çok etkin bir seviyede görür. Yani Amerika'da hangisi iktidara gelirse gelsin, biz Yahudi lobisinin gücünden bahsederiz. İsrail'e kayıtsız şartsız destek verirler. İsrail ve lobisinin motivasyonuysa din temalı. Hem kendilerini seçilmiş olarak görüyor, hem de sözde vaat edilmiş toprakları olduğuna inanıyorlar. Benjamin Netanyahu'nun teolojik temalı ve teopolitik temalı açıklamalarında bunları aslında görüyoruz biz. Yahudi kutsal kitapları içerisinde de bu temaları görüyoruz. Yani o motivasyonlar verilmiş o halka. Bütün bu teolojik şeyler aslında bir yönüyle lobinin de gücüyle siyasi noktaya evriliyor. Ve dünyayı yönetme, dünyadaki bütün temel gidişatı, siyasi gidişatı, yön verme motivasyonu bu. Haftalardır İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Uluslararası kuruluşlar çaresiz. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz İsrail lobisi. Zira Batı'nın lobiye borcu çok. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Sırada dünkü tarihi ziyaret var. Sevgili seyirciler, Türkiye'den Yunanistan'a 6 yıl sonra en üst düzeyde ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı ve başbakanı ile Atina'da ayrı ayrı bir araya geldi. Erdoğan, Ege'yi barış denizi haline getirmek istediklerini vurguladı. İki ülke arasında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Yunanistan'la atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız dedi. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnü niyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Türkiye ile Yunanistan'ın aynı coğrafyayı, birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülke olduğunu söyledi. Sorunlarımızı yapıcı diyalogla çözüme kavuşturmak samimi temennimiz dedi.
İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye, Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Erdoğan, 6 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Yunanistan'da temaslarına mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou'yla görüşerek başladı. Yola çok da anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı merkezindeki özel defteri imzaladı. Buradan yürüyerek Başbakanlık binasına geçti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya geldi. İki isim baş başa görüştükten sonra Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etti. Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Erdoğan, Mitsotakis görüşmesinde ikili ticaretten azınlıkların durumuna, Kıbrıs sorunundan terörle mücadeleye kadar pek çok başlık değerlendirildi. Özellikle Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim. Mitsotakis ise Türkiye ile Yunanistan'ın sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Ziyaret gerçekten önemli. Verilen mesajlarda bir o kadar kıymetliydi. Dönüş yolunda da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere. Özlem Öztürk muhabir arkadaşımız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızına yetişmek mümkün değil. Geçtiğimiz ay son derece tempolu geçti. Dış seyahatler ağırlıklıydı. En son Yunanistan ziyareti biraz önce haberimizde aktardık. Son derece olumlu geçtiği yönünde izlenimlerimiz var. Senden alalım, Cumhurbaşkanı dönüş yolunda uçakta gazetecilere hangi mesajları verdi? Özellikle bu ziyarete ilişkin. Coşkun Özen, özellikle dış politikadaki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama öncesinde hem ziyareti hem de Türkiye-Yunanistan iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum dedi ziyaretini değerlendirirken. İki ülke üçüncü tarafların müdahalesi olmadan sorunları çözebilir ifadesini kullandı ve ziyaret olumlu atmosferde geçti dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz mesajı da vardı. Doğu Akdeniz'deki gerginlikler en çok bölgenin önemli ülkeleri olan Türkiye ve Yunanistan'a olumsuz etkiler. Bölgemizin doğal zenginliklerinin hakça paylaşımı noktasındaki tutumumuz başından beri aynı. Kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz olmadığı gibi haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır ifadesini kullandı ve şöyle devam etti. Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür. Yeter ki bunu sağlayacak zemini inşa edip doğru yol haritalarını oluşturalım ve provokasyonlara fırsat vermeyelim dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege Denizi'ndeki it dalaşına da değindi. Ege Denizi üzerinde Türkiye ve Yunanistan'ın it dalaşları konusunda biz artık bu sayfayı kapatalım, bitirelim bu işi dedik. Mitsotakis'e de ondan önce görev yapanlara da ifade ettiğini söyledi ve biz dostluğa ağırlık verelim istiyoruz. Dost kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Yunanistan'ın savunma sanayisinde bizim gibi üretim söz konusu olmadığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada Türkiye'nin yerli ve milli üretimlerini İHA'ları, SİHA'ları hatırlattı. Savunma sanayindeki iki ülke arasındaki farklılığa da bu anlamda dikkat çekti. İki ülke arasındaki işbirliği geliştirmenin önemini de vurguladı. Sadece enerji alanında işbirliği değil, farklı alanlarda işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliğini
Birliği sadece enerji alanında değil, nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinop'ta yapılacak nükleer santralden Yunanistan'a imkan tanıyabiliriz ifadelerini kullandı ve Miçotakis'i Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Üst düzey diyalogumuzun devam etmesinin önemini vurguladı, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Birleşmiş Milletler'in Gazze'de ateşkes çağrısına Yunanistan'ın çekimser oy vermesini de değerlendirdi. Ben Miçotakis'e de sizi Filistin'in yanında görmek isterdim dedi bununla ilgili değerlendirmesini yaparken. Filistin'in kazanacağına inancımız tamdır. Filistin'in kazanması demek dünya barışının kazanması, insan haklarına bağlılığının yeniden tesisi demektir. İşlevsel bir küresel sistem istemiyorsak, delik deşik bir uluslararası hukuk istemiyorsak Filistin'in kazanmasına destek olmalıyız ifadelerini kullandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya sert tepkisini gazetecilere yaptığı açıklamalarda da sürdürdü. Netanyahu giderse orada barış egemen olur vurgusu önemli. Ancak şu an itibariyle bir gerçek var ki Netanyahu bu soykırımı siyasi ömrünü uzatmak, yargılanmaktan kaçmak için yapıyor. Netanyahu bir Gazze katilidir, kasabıdır ne derseniz deyin. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini söyledim ve Türkiye'nin 3000 kadar avukatla bunun takibini yaptığını söyledi. Netanyahu ve suç ortaklarının tüm soykırımcılara ibret alacak ceza alması gerektiğini belirttim. Hamas'la ilgili tartışmalara da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamas Filistin'in bir gerçeğidir, terör örgütü değildir. Hamas bir siyasi harekettir ve siyasi parti olarak girdiği seçimlerden galip çıkmış bir harekettir dedi ve sözlerini değerlendirmesini şöyle sürdürdüm. Sizin demenizle biz Hamas'a terör örgütü demeyiz. Seçim kazanmış olan bir siyasi hareket var önümüzde. Şu anda İsrail tam bir terör örgütü estiriyor. Nerede Batı, nerede Amerika gibi sözlerle tepkilerini sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını değerlendirdi. Temennimiz odur ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki yaşananlarla ilgili İsrail lehine tavrının sona ermesi noktasında bu yedili grup bir netice alsın. Aldıkları bu neticeyle de İsrail'e barış için baskı yapabilsinler dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir görüşmelerinin şu an için söz konusu olmadığını söyledim. Gazze konusundaki tavırları hepimizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz ifadelerini kullandı. Fransa'nın Ermenistan'a zırhlı personel taşıyıcı desteği de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Fransa'nın bu yaptığı iş sadece tahriktir. Fransa şunu bilmeli ki Ermenistan'a iyilik yapmıyor ifadelerini kullandım yaptığı değerlendirmede ve Ermenistan, Azerbaycan'la kurulacak barış temelli ilişkilerin Ermenistan için en iyi seçenek olacağını söyledi. Ellerine silah tutuşturanlar dar zamanda Ermenistan'ı yalnız bırakacaklardır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamalar bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Çok teşekkürler Özlem Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina dönüşü işte gazetecilere uçakta hem Yunanistan ziyareti hem de dış gündemi değerlendirdi. Yunanistan'la ilişkilerde önümüzdeki döneme ilişkin verdiği mesajlar son derece olumluydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki bu bir günlük ziyaret Yunanistan'da nasıl yankılandı? Gümülcine'ye dönelim şimdi. Necat Ahmet muhabir arkadaşımız karşımızda. Şimdi verilen mesajlar son derece ziyaretin olumlu geçtiği yönünde. Yunan tarafında da böyle. Şimdi Yunan gazetelerine, televizyonlarına baktık. Buluşma çok sıcak bir atmosferde geçti. Sorunların çözümü noktasında iki lider olumlu mesajlar verdiği yönünde haberler var. Senden alalım bu ziyaretin yankılarını. Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığı'nın temsilcileriyle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyarette. Nedir detaylar, yansımalar, değerlendirmeler Necat Ahmet? Evet, dün danışma kurulumuzun yaptığı açıklamada da hakikaten Büyükelçilikte buluşmalarından sonra
ikili konuşmalarda, ikili anlaşmalardan memnun olduklarını dile getirdiler bugün yaptıkları açıklamayla. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin olumlu havası bugün Yunan basından sizin de dediğiniz gibi yansıdı tabii ki. Gazeteler iki liderin verdiği dostluk mesajlarını manşetlerine taşıdı. Gazetelerde Türkçe manşetler atıldı. Televizyon kanallarında Türkçe şarkılar çalındı. Sabah sabah Sky televizyonunda ve devlet televizyonu ERTE, dün Gera Petridis, Dışişleri Bakanı Gera Petridis, Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli işbirliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ve Bakan Yorgos Gera Petridis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp iki ülkeyi birleştiren unsurlara ilişkileri derinleştirmeye odaklanmaları gerektiğini belirtti. Gera Petridis, amacımız hangi anlaşmazlık olursa olsun bunun krize dönüşmemesidir dedi. Yakınlaşma sürecinde adım adım ilerlemeye devam ettiklerini belirten Gera Petridis, son 10 aydır ilişkilerin çok iyi bir şekilde gittiğini söyledi. Bakan Gera Petridis, bugüne bakılacak olursa her iki ülkenin de ilişkilerini ilerletmek, istikrara kavuşturmak, şartlar olgunlaştığında bir sonraki adımı atmak bizim için çok önemlidir dedi. Kendisinin ve Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye ile samimi bir ilişki kurmak için sağduyulu olmayı arzuladıklarını ve bugün tarihi bir gün, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk adı ana Atina bildirgesini imzaladık dedi. Bu da bizim için Yunanistan tarafından atılan çok önemli bir adımdır diye ifade etti. Azınlıklar, Orta Doğu ve Kıbrıs gibi meselelerde iki ülke arasında yaklaşımın farklı olduğunu ve bu farklılıkların tartışılarak diyalogla ele alınması gerektiğini ifade etti. Türk-Yunan ilişkileri için güzel bir temel atıldığını belirten bakan, bugün imzalanan anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirilerin bu zemin üzerinde iki halkın yakınlaşmasına katkıda bulunacaklarını tekrarladı. Ve Gera Petridis son olarak da bugünün ardından hükümetin bir üyesi olarak, bir bakanı olarak başbakanımızdan aldığımız cesaretle, Mitsotakis'den aldığımız cesaretle kendimi daha güçlü hissediyorum ve herhangi bir gerginliği idare edebilmek için çok daha cesaretliyim dedi. Tabii ki gerginlik olacak çünkü iki komşu arasında bir Ege Denizi var. Ege'yi birleştiren iki komşunun arasında muhakkak ki gerginlikler olacak. Ama bu şekilde olduğu andan itibaren bu gerginliklere göğüs germek benim için çok daha cesaret verici, çok daha kolay kelimelerini kullandı diyoruz ve sözü yeniden size bırakıyoruz efendim. Evet, ziyaretin Yunanistan'daki yankılarını Necat Ahmet Gümrücüne'den paylaştı. Önemli bir ziyaretti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisiydi. Verilen mesajlar sevgili seyirciler. Şimdi Pekin'e gideceğiz. Çin ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 4 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşti. Ancak zirve ticari anlaşmazlıklar ve jeopolitik sorunların gölgesinde gerçekleşti. Dönelim Pekin'e. Zirveden notları, ayrıntıları Musab Eryiğit aktaracak bize. Coşkun Özen, sen de bahsettin. 4 yıl sonra Avrupa Birliği ve Çin liderleri yüz yüze ilk zirveyi gerçekleştirdi. En son 2019 yılında yapılmıştı yüz yüze zirve ve Covid pandemisi ve Çin'deki sıkı önlemlerin 3 yılı aşkın devam etmesi nedeniyle liderler yüz yüze gelememişlerdi. Çevrim içi olarak toplanmışlardı ve işte 4 yılın ardından Avrupa Birliği ve Çin zirvesi yeniden iki taraf liderleri arasında yüz yüze yapılmış oldu. Pekin'de gerçekleşti zirveye ve Avrupa Birliği tarafından Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve aynı şekilde Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşmeler gerçekleştirdi. Tabii az önce sen de vurguladığın ticari anlaşmazlıklar ve jeopolitik sorunların gölgesinde yapıldığını söyledik. Zirvenin ticari anlaşmazlık konusu özellikle Avrupa Birliği tarafında önemli endişelere neden olmuş durumda. Avrupa Birliği Çin'e yıllık 430 milyar doları aşkın ticari açık veriyor. İki taraf arasındaki ticarette büyük bir açık var Avrupa Birliği aleyhine ve Avrupalı liderler bu açığın kapatılması için Çin'den, Çinli şirketlerden Avrupa'ya yönelik yatırımlarını arttırmasını talep ediyor ve aynı şekilde de Çin'e yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketlerin Çinli rakiplerine karşı
adil olmayan uygulamalarla yüzleşmek zorunda kaldığına yönelik endişeleri vardı Avrupalı liderlerin. Brüksel tarafının Çin'deki market girişiminin daha da arttırılmasını, Avrupalı şirketlerin, Çin'de yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketlerin Çinli rakipleriyle adil olarak rekabet edebilmesinin önünün açılmasını istiyor. Bu anlamda özellikle Çin hükümetinin, Pekin yönetiminin Çinli şirketlere sağladığı sübvansiyonları eleştiriyor Avrupa Birliği ve bu sübvansiyonların Çinli rakiplerine, Avrupalı şirketlerin Çinli rakiplerine büyük fayda sağladığından endişeli şikayetçi. Bu anlamda Çin tarafından beklentileri var Avrupalı liderlerin, ancak görüşmede, zirvede Çin tarafının Avrupalı liderlerin bu endişelerini giderecek somut adım atmaktan kaçındığı yine zirve sonuçlarına yansımış durumda. Tabii bir yandan sadece ticaret de değil, siyasi ve diplomatik gelişmeler de masaya yatırıldı. Özellikle Rusya-Ukrayna konusundaki savaşı konusundaki endişelerini Avrupalı liderler Çin lideri Xi'ye bizzat iletmiş oldular. Avrupalı liderler Xi'den Rusya üzerindeki, Putin üzerindeki etkisini, nüfuzunu kullanarak savaşın sonlandırılması konusunda Rus tarafına baskı yapmasını istedi. Aynı şekilde Ukrayna'nın savaşın sonlandırılması için ortaya konulan Ukrayna'nın barış formülünü de Pekin yönetiminden destek gelmesini talep etti ki özellikle dikkat çekici bir detayda Avrupalı liderlerin Rusya'ya silah satışının yapılmaması konusunda da uyarılarda bulunduğu açıklandı ki aslında Avrupalı liderler derslerine de çalışmış gibi gözüküyor. 13 şirketten oluşan bir listeyi Çin tarafına ilettiği belirtildi. Bu 13 şirketin Rusya'ya gerek askeri gerek sivil ikili kullanım alanı bulunan ancak Rus ordusunun kullanılabileceğine yönelik ürünleri sattığına dair endişeleri dile getirdi ve Çin yönetiminden bu ürünlerin Rusya'ya satışının durdurulmasını talep ettiği belirtildi. Tabii Çin tarafı şu ana kadar Rusya'ya, Rus ordusuna savunma sanayi ürünleri satmadığını açıklamıştı. Ancak iki taraf arasındaki ticaretin de Avrupa Birliği ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlara olmadan da devam ettiği biliniyor. Hatta özellikle 2022 ve 2023 yıllarında Çin ve Rusya arasındaki ticaretin daha da arttığı yine son açıklanan verilerle ortaya çıkmıştı. Coşkun Özen, toparlamak gerekirse Çin-AB zirvesi 4 yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleşti. Avrupalı liderler Çin'den özellikle ikili ticaretteki dengesizliği gidermek için somut adım talep etti. Ancak şu ana kadar Çin'den bir somut adım sinyali gelmiş durumda değil. Öte yandan yine Rusya-Ukrayna savaşı gündemdeydi. Bu konuda da Avrupalı taraflar Rusya üzerindeki Xi'nin, Çin'in Rusya üzerindeki baskısını kullanarak savaşa son vermesinin yönünde taleplerde bulundu diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, Çin-Avrupa Birliği zirvesi 4 yıl aranın ardından gerçekleşti. Notlarıyla Musab Eryiğit Pekin'den karşımızdaydı. Küresel meselelerin konuşulacağı bir başka önemli platforma gideceğiz şimdi. İstanbul'a TRT World Forum başlıyor sevgili seyirciler, 2023. Muhabir arkadaşımız Sezen Ceceli Köse karşımızda. Çok önemli bir çağdan geçiyoruz. Sorunlar, krizler, ekonomik krizler, savaşlar. Tabii tüm bunların konuşulduğu önemli bir platform haline geldi TRT World Forum. Yıllardır rüştünü kanıtladı. Dünyanın önde gelen isimleri bu platformda küresel meselelere ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Birazdan başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla senden alalım ayrıntıları. Evet, TRT World Forum her sene büyüyerek, gelişerek devam ediyor ve gerçekten bölgesel ve uluslararası meselelerin konuşulduğu önemli bir platform olarak tüm dünyada öne çıkıyor. TRT World Forum aslında her sene birbirinden farklı temalarla yapılıyor. Birlikte gelişmek de bu senenin teması ve bu başlıkta sorumluluklar, eylemler, çözümler tartışılacak alanında uzman isimler, politika yapıcılar, siyaset bilimciler ve aynı zamanda sivil toplum liderleri ve kanaat önderleri tarafından burada pek çok başlık ele alınacak.
50'nin üzerinde konuşmacının 2 gün boyunca burada İstanbul'da olduğunu belirtelim hemen. Tabii bugünkü açılış programında onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Kendisinin burada katılımcılara hitap etmesi ve dünyaya dair, aslında küresel meselelere dair önemli mesajlar vermesi TRT World Forum 2023'ten bekleniyor. Bunun yanında açılışta TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşacak. Onun ardından ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattığı bir konuşma gerçekleşecek. Tabii bugün burada sadece bunlar olmayacak. Bunun yanında bölgesel işbirliği başlığı altında aslında Balkanlardaki işbirliğini arama yöntemlerini Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı anlatacak. Bunun yanında İsrail'in Gazze'deki savaşı, insani kriz ve barış arayışları da konuşulan konular arasında olacak. Oturumlar yarın da devam edecek. Hem açık oturumlar var hem kapalı oturumlar var. İşte bu kapalı oturumlar birazcık daha alanında uzman isimlerin konuları tartıştığı, fikir jimnastiği yaptığı, belki geleceğe dair de belirli yol haritalarını belirledikleri toplantılar olacak. Bu anlamda Afrika'da refah arayışından Doğu Akdeniz'deki güç dinamiklerine, Orta Asya'daki işbirliğinden Balkanlardaki anlaşmazlıkları çözmeye kadar pek çok konu konuşulacak. Bugün 2, yarın ise 6, toplam 8 kapalı oturum olacak TRT World Forum'da. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bakanları da burada olacak. Küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmeyi Mehmet Şimşek Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı anlatacak. Çok bilmiş yapay zekayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır anlatacak. İnsanlığı güçlendirmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anlatacak. Gıda, su ve enerji güvenliğini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlatacak. Bunun yanında aslında bu dört bakan ve yanında iletişim başkanı da bir konuşma yapacak ve küresel dijital çağda kamu yayıncılığını ele alacak diyelim. Bu anlamda TRT World Forum'un 7 yıldır aslında bu sene 7. kez gerçekleştiğini tekrar hatırlatalım. Uzun bir hazırlık sürecinden, bir yıla yakın bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin küresel, aslında Türkiye markasına da hizmet eden TRT'nin önemli bir etkinliğini olduğunu söyleyerek sözü tekrar size bırakalım. Son derece önemli bir platform işte başlıyor. Sezen Ceceli Köse TRT World Forum'dan ayrıntıları paylaştı bizimle. Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Özbekistan'da anayasanın kabulünün 31. yılı kutlanıyor. 8 Aralık 1992'de bağımsızlığını yeni kazanan Cumhuriyet anayasasını kabul etmiş ve duyurmuştu. Şahrupek Halimov bizi bekliyor Taşkent'te. Kutlayalım öncelikle 31. yıl dönümünü anayasanın kabulünün ve sözü sana bırakalım. Evet Coşkun Özen, bugün Özbekistan için gerçekten önemli bir gün. Çünkü 8 Aralık'ta daha Cumhuriyet bağımsızlığının kazanmasının hemen ardından bir yıl sonra anayasayı kabul etmişti ve bu sene, bu gün her sene önemli bir kutlamalarla devam ediyor. Resmi tatil olarak kutlanıyor ve bu sene de aynı şekilde resmi tatil ilan edildi ve Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşları bugün resmi tatilden yararlanıyor. Şunu da söylemek mümkün. 8 Aralık'ta Özbekistan Cumhuriyeti anayasasını kabul etmişti ama malumunuz bu sene 30 Nisan'da yenilenmiş anayasada referandum yoluyla onaylandı. Yani oy çokluğuyla referanduma katıldı Özbekistan vatandaşları ve yenilenmiş anayasayı kabul ettiler. 128 maddeden oluşuyordu eski anayasa ve bu 128 maddeye yenileri eklendi ve toplam 160'ın üzerinde maddeyle yeni anayasa metni kabul edildi. Yine de 8 Aralık anayasa günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Her sene geleneğe göre Özbekistan Cumhurbaşkanı af kararı çıkartıyor. Suç işlemiş, ceza süresini devam eden vatandaşlara ilişkin af kararı çıkartıyor. Bu sene de 334 kişiye yönelik af kararı çıkartıldı Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla. Bu karardan kimler yararlanacak? Gerçekten işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyan ve kendini ceza süresi boyunca iyi yönde gösteren mahkumlar bu aftan yararlanacaklar. İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan listeye göre bu af kararının ardından serbest bırakılan vatandaşlar oluyor ve bunların arasında 18'i yabancı ülke vatandaşı ve önümüzdeki günler içerisinde bu aftan yararlanarak vatandaşlar ailelerine ve yakınlarına kavuşacaklar. Ve dediğimiz gibi her sene böyle bu şekilde af kararı çıkartılıyor. Örneğin geçen sene 402 kişiye yönelik af kararı çıkartılmıştı. Bu sene de 334 kişiye yönelik af kararı çıkartıldı. Bunun dışında yine Özbekistan'ın genelinde kurum ve kuruluşlarda, devlet teşkilatlarında
anayasa tanıtımına ilişkin yenilenmiş anayasa metninin bilgilendirilmesine ilişkin etkinlikler düzenleniyor ve önümüzdeki günler boyunca devam edeceğini söyleyerek sözü size bırakalım. Şahruk Bekalimov'a teşekkür ediyoruz. Taşkent'ten paylaştı bizimle ayrıntıları. Fransa'ya bağlı Hint Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'daki protesto gösterilerini haberleştirmek isteyen Azerbaycanlı gazeteci skandal bir muameleyle karşılaştı. Sevgili seyirciler, Azertaç ekibi bir gün polis nezaretinde tutuldu. İstenmeyen kişi ilan edildi. Sınır dışı edilen muhabir Aygün Hasanova yayın konuğumuz olacak. Bakü'ye gidelim ve yaşananları dinleyelim. Azerbaycan Enformasyon Ajansı'nın hemen önündeyiz. Aygün Hasanova yanımızda. Aygün Hasanova Yeni Kaledonya'ya, Fransa'nın Hint Pasifik'teki sömürge ülkesine bir haber için gitmişti. Gazeteci kendisi bu noktada ve haberini yapmak, oradaki seçimleri, oradaki çalışmaları görüntülemek için gitmişti. Ne vardı orada? Orada sömürge anlayışına bir protesto vardı. Halkın sesini duyurmak için gitmişti Azertaç muhabiri olarak Aygün Hasanova. Ancak beklemediği bir şeyle karşılaştı. Vizesi olmasına rağmen havalimanında tutuldu. Her türlü izni olmasına rağmen bir gün polis nezaretine atıldı ve diğer taraftan istenmeyen kişi ilan edilerek Singapur'a sınır dışı edildi. Bakın neler geldi başına. Aygün Hanım'dan dinleyelim. Kendisi yayın konuğumuz. Aygün Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Bu sabah geldiniz, daha yeni geldiniz Bakü'ye. Geçmiş olsun. Yorgunluğunuzu görüyorum. Günlerdir yollardasınız. Batı demokrasisiyle karşılaştınız gördüğüm kadarıyla. Yüzünüzdeki o yorgunluk da onun eseri. Neler söylersiniz? Nasıl bir tavırla karşılaştınız o noktada? Düzü belə deyək, dünyaya indiyə çən demokratiya, siyasi azadlıq, insan haqlarını barbar bağıran Fransa hökumətinin əsarətində olan bir xalqın yaşadıqlarını mən təqdim eləməyə çalışırdım. Bu məqsədlə gedirdim. Azərbaycan Dövlət Agentliyinin xətti ilə orada təmsil eləməliydim. Həm dediyiniz kimi mitingdə, həm də o xalqın bütün yaşadıqlarını. Sadəcə qarşılaşdığım həmin o demokratiyanın, həmin o insan haqlarının sadəcə sözdə olduğunu gördüm və ilk pasportumu görən, Azərbaycan pasportunu görən Fransız polisinin tepkisinden artık Azərbaycanın Fransa için çok büyük tehlike olduğunu hissedim. Bütün dediğiniz gibi vizam, her senedim yerinde olmağına bakmayarak gazeteci olduğum belə nəzərə alınmadan, jurnalist olduğum nəzərə alınmadan ülkeye bırakılmadım ve bir gün Fransız polislerinin demek olar ki çok büyük tepkisi altında, çok büyük onların üzerimde olan belə deyək o nəzarətini hiss eləyərək qaldım və o yaşadıqlarımın heç bir üzrün mən təsəvvür eləmirəm ola bilər. Çünki nə internetlə mən təmin olundum, nə telefonla təmin olundum, cəmi 1-2 saat sadəcə belə deyək çok büyük məzum biraz xəstəliyimdən dolayı çok büyük ağrılar hiss eləyəndən sonra 1-2 saatlik mənə internetlə təmin elədilər. Mən Azertacla danışdım, öz Fransa'da yaşayan oğlumla danışdım ki mənim biletim təcili alınsın, mən geri qayıdım. Siz defalarca Fransa'ya gitmiştiniz. Fransa'ya ve o noktada aslında demokrasi nedir? Bize hep anlatılan, akıl verilen, bize işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye dayatılan o sistemi yakından görmüştünüz. O ülkede gidiş için izniniz de vardı. Peki neden kabul etmediler? Neydi rahatsızlık? Fransız polisi dediniz. Orası Yeni Kaledonya değil miydi? Neden Fransız polisi dediniz? Ona göre Fransız polisi dedim ki, çünkü Yeni Kaledonya'da esas güç strukturlarında yerleşenler ancak Fransızlardı. Yani yerli halkın nümayəndələri orada hatta belediye sədri belə ola bilməz. Bu bütün bu ona göre de dəfələrlə bunlar referendum keçirdiblər. Bildiyim kadarıyla təxminən 2010-cu ildən bu yana bir 3-4 referendum bunlar keçirdiblər ki, biz Fransız müstəmləkəsindən çıxmaq istəyirik və hər dəfə də bunların referendumu saxtalaşdırılıb. Çünkü güç strukturlarında olanlar məhz Fransızlardı. Və mənim qarşılaşdığım da elə Fransız polisləridir. Yəni yerli xalqın nümayəndələri artıq üzdən məlumdular. Fransızlarla çox seçilirlər. Və Fransız polisləri idi. Mən dəfələrlə Fransada olmuşam. Elə həmin viza ilə olmuşam mən dəfələrlə Fransada. Amma ki, yəni təbii ki, dəfələrlə Fransada getdiyim həmin vizanın Kaledonya buraxılmaması artıq təbii ki bilirdilər ki gözlənilən mən bir qəzetçiyəm və mən gözlənilən təbii ki o mitinqdə iştirakıma mane olmaq idi. Təbii ki sözdə olan
demokratik de ve demek olar ki Fransa bir daha bir jurnalistin tehlikesiz. Ben silahla gitmemiştim. Tabii ki bir terörist değildim. Ama benimle mes terörist gibi davranılıp gayrilegal yoluyla ülkeye dahil olan bir belediyek mürtecinin saklanıldığı tecritxanada saklandım bir gün. Efendim çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Batı demokrasisini yerinde tanımış olduk. Sarı yelekliler eylemlerinde de gerek dünya basını hiç kimse Paris'ten o görüntüleri verememişti. Hep insanların çektikleriyle bütün dünya malumatlanmıştı. Sizinki de ona benzer bir şey olmuş. Aygün Hasanova, dediğimiz gibi Fransa'dan binlerce kilometre uzakta bir noktaya, Hint Pasifik'te Yeni Kaledonya'ya, oradaki sömürgecilik karşıtı eylemleri görüntülemeye gitmişti, haberleştirmeye gitmişti. Ama gördüğünüz gibi böylesi bir tavırla karşılaştı. İstenmeyen kişi ilan edildi. Singapur'a sınır dışı edildi. Ve ülkesine, Azerbaycan'a kavuştuktan sonra da bizlere yaşadıklarını anlattı. Diyelim Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Aygün Hasanova'ya biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Buradan sevgili seyirciler, Orta Asya'daki su güvenliği ve sınır aşan sular sorunu Erzincan'da düzenlenen akademik panelde tartışıldı. Bölge ülkelerindeki su kaynaklı güvenlik sorunlarının çözümü için en etkili platformun Türk Devletleri Teşkilatı olduğu vurgulandı. Orta Asya ülkeleri su kıtlığı çeken coğrafyaların başında geliyor. Bölgenin Sovyetler Birliği sonrası dönemde yaşadığı su ve çevre sorunları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde masaya yatırıldı. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'den gelen akademisyen ve uzmanların katıldığı panelde bölge ülkelerinin su politikaları değerlendirildi. Panele katılan konuşmacılar su güvenliği ve sınır aşan suların kullanımından kaynaklı bölgesel risklere dikkat çekti. Sürdürülebilir bir su yöntemi ve hidropolitika mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Suya sürekli ihtiyacımız var. O zaman ne yapmalıyız? Bakın, zamansal bir yönsüzlük var. Yılın ortalama 4-5 ayı bize suyu sunan doğa, bu suyu bizim bir yıl boyunca, yani sürekli olarak kullanmamızı istiyor. O zaman ne yapacağız? Biriktireceğiz tabii ki. Nerede biriktireceğiz? Barajlarda, bu kadar basit konu. Bakın, kaynaktan ihtiyaç bölgesine suyu taşıyacağız. Bunun için bir takım su yapıları var, sanat yapıları var. İşte onları da bizler yapıyoruz, bizler planlıyoruz. Uzmanlar bölgedeki su kıtlığı, su yönetimi ve sınır aşan sular sorunu konularında Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Yani mikro düzeyde, yani devlet arası, devlet içi yapılan çalışmalar vesaire, bunlar çok önemli. Buna ilgili de dediğim gibi komisyonlar, devletler arası Aral Kurtarma Komisyonu var biliyorsunuz. Buna ilgili de bugün hatta muhtemelen yayınlanacak devletler arası Orta Asya'daki su diplomasisi kavramı var. İşte bu liderler, yani bölge liderleri sadece ülke içerisinde, hani bahsettiğimiz bu su tasarrufu da bahsetmişti. Gerçekten büyük bir israf var. Avrasya gündeminin sonuna geldik bu haberle birlikte. Haftayı da bitirdik. İyi bir hafta sonu geçirmenizle sevgili seyirciler, pazartesi günü biz dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.